Merhaba arkadaşlar, Gamer'de bir kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir rehber videosundan hepinize selamlar. Biliyorsunuz ki en son Rainbow oyunundaki tüm karakterleri ve özelliklerini anlattığımız bir rehber videosu yapmıştık. Ve gayet güzel ilgi görmüştü. Aynı şekil, aynı tarzda bunu Valorant'a geçirmeyi planladık. Ve Valorant'taki tüm ajanlar ve özellikleri adı altında bir video yapmak istedim. Lafı uzatmadan direkt ajanlarımızı anlatmaya başlayalım. Evet gençler, ilk karakterimiz Breach. Breach karakterinin C'si şu şekil duvar arkası bir hasar topu yollamanızı sağlıyor. Bu şekil kırmızı yandığı zaman gönderemiyorsunuz. Şu şekil sarı yandığı zaman gönderebiliyorsunuz demektir. Bunu gönderdiğinizde biraz geç patlıyor. Fakat patladığı sıra içerisinde birisi varsa direkt öldürüyor. Şu şekil. Gördüğünüz gibi içerisinde biri varsa öldürüyor. Q'su flash. Q'sunu bu tarz bağımsız yerlere atamıyorsunuz. Yani rastgele atamıyorsunuz. Q'sunu atabilmek için duvarı nişan almanız gerekiyor. Duvarın içinden geçiyor flash ve patlıyor. Gördüğünüz gibi. Atamadığınız zaman şu şekil kırmızı yanıyor. Atabildiğiniz zaman da şu şekil sarı yanıyor gördüğünüz gibi. Çoğu yerden geçiyor diyebiliriz bu flash için. E'si ise şu işe yarıyor. Şu an gördüğünüz menzil boyunca bir sersemletme saldırısı gönderiyor ve içindeki düşmanları sersemletiyor. Gördüğünüz gibi bu alan içindeki düşmanlar sersemliyor. Aynı zamanda bunu şöyle de yapabilirsiniz. Mouse sol klike bir kere basarsanız bu şekil kısa atar. Mouse sol klike basılı tutarsanız bu şekil menzilini de arttırabilirsiniz. Daha geniş, daha uzun yerlere hakimiyet sağlayabilirsiniz. Ultisi ise gördüğünüz gibi çok geniş, çok kapsamlı ve neredeyse tek bir site'a tamamen etki ediyor diyebiliriz. Zaten sol üstteki minimap'ten de ultinizin etki edeceği yeri görüyorsunuz. Ultinizi yiyen kişiler sersemliyor ve havaya falan zıplıyorlar, yani çok büyük bir etki oluyor. Gördüğünüz gibi sersemledi ve sıkış hızı oldukça yavaşladı. Aradaki farkı gördünüz. They think I'm an old dog. Evet arkadaşlar, sıradaki karakterimiz Brimstone. Brimstone'un C'si şu şekil bir daireye kuvvet yayıyor diyebiliriz. Bu sadece sizin için değil, takım arkadaşlarınız için de geçerli. Bu dairenin içine girenler bu kuvvetli savaş efektini alabiliyor. Peki bu efekt ne işe yarıyor? Sizin recoil'inizi düzeltiyor. Yani silahınız biraz daha az sekiyor diyebiliriz. Spreyiniz daha kontrollü gidiyor. Biraz daha hızlı sıkabiliyorsunuz. Aynı zamanda emin değilim ama sanırım daha hızlı mermi değiştiriyorsunuz. Bunu atıp bunu aldığınız zaman ardından çemberin içinden çıktığınızda da devam ediyor bu, haberiniz olsun, süresi bitene kadar. İlla çemberin içinde durmanıza gerek yok. Bunun içindeyken gördüğünüz gibi sıkma hızınız yeterince artıyor diyebiliriz ve recoil'iniz daha düz oluyor dediğim gibi. Brimstone'un Q'su oyunlardaki Molotov, CSGO'daki vesaire. Bunu attığınız zaman bir kere sekiyor, sonradan patlıyor. Gördüğünüz gibi kapladığı alan bu şekilde. İsterseniz şu şekil duvarlardan çarptırarak diğer kısımları da yakabilirsiniz. Oldukça etkili. Çok fazla can götürüyor. Brimstone E'si smoke atmanıza yarıyor. Şu şekil haritanın bir krokisi çıkıyor karşınıza. Sol tık ile smoke atmak istediğiniz yerleri seçiyorsunuz. Sağ tık ile de smoke'larınızı atıyorsunuz. Aynı anda 3 tane smoke da atabilirsiniz. Mesela şu an olduğum bölgeyi seçeyim. Bir tane buraya, bir tane buraya, bir tane de buraya. Gördüğünüz gibi sol tıkla smoke'larımı işaretledim. Sağ tıka bastığınızda aynı anda 3 smoke da atabiliyorsunuz bu şekilde. Ve geldik Brimstone'un ultisine. Ultisi geniş bir alana havadan ateş yağdırıyor diyebiliriz ve çok ciddi can hasarı sağlıyor. Yine aynı şekil haritadan istediğiniz bir kısmı seçip sol tıka bastığınız zaman gördüğünüz gibi bu alanın içerisinde olan düşmanlar çok ciddi can kaybına uğruyor. Hatta kaçamazlarsa zaten ölüyorlar. Nothing stays hidden from me. Nothing. Bu karakterin C'si şu işe yarıyor. Şu şekil kapıların arasına vesaire tuzak bırakabiliyorsunuz. Yani tek taraflı olmayacak. Bunun karşısında denk gelen bir kısımda olması lazım ki ikisini birlikte şu şekil koyabilsin. Eğer ki rakibiniz bunu görmez ve içinden geçerse rakibinizin yeri belli oluyor. Tuzak aktif olana kadar dönüp tuzağı sıkıp etkisiz hale getirmezse tuzak patlıyor ve rakibinizi sersemletmiş oluyor belli bir süreliğine.
Gördüğünüz gibi şu şekil rakibin yerini görüyorsunuz. Aynı zamanda tuzak patladıktan sonra rakibiniz sersemliyor belirli bir süreliğine. Gelelim Q'suna. Q'su klasik smoke mantığında işliyor diyebiliriz. İstediğiniz bir yere atıyorsunuz ve bu şekilde yerde duruyor. Bunu isterseniz map'in ta diğer ucundan patlatabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi ta doğduğum base'e gittim. Ve ta buradan aim'imi small üstüne getirdiğim zaman F'ye basıyorum ve smoke'um patlamış oluyor. Smoke'um aktif. Smoke diğer smoke'lara göre biraz daha farklı bir smoke ve çok kısa sürüyor. Düşmanınız smoke açıkken dışarıdan smoke'un içine girerse böyle bir lazer gibi bir ses duyuyorsunuz. Yani smoke'un içine girdiğini anlıyorsunuz. Tabii çok iyi ses kasmanız lazım. Onun harici smoke'un içindeyken biraz uğultu çıktığı için düşmanın ses kasmasını zorlaştırıyor diyebiliriz. O sesi hemen size dinleteyim. AC ile kamera atabilirsiniz. Bu kamerayı olduğunuz konumdan çok uzaklara atamıyorsunuz. Yani gördüğünüz gibi şu duvara atamıyorsunuz. Bu duvara atabilmek için belli bir mesafeye kadar yaklaşmanız gerekiyor. Veya da çok yüksek yerlere atamıyorsunuz. Buralara atabilmek için gördüğünüz gibi zıplamanız lazım. Zıpladığınız zaman etkinleştirebiliyorsunuz. Kameranızı diyelim attınız. Tekrar E tuşuna basarak kameranıza şu şekil geçebiliyorsunuz ve info alabiliyorsunuz. Tekrar E tuşuna bastığınızda kameradan çıkıyorsunuz. Kameranızdaki şu imleci rakibe tutturursanız şu şekil gördüğünüz gibi rakibin yerini, rakip o dikeni çıkarana kadar görebiliyorsunuz yerini. Sürekli gördüğünüz gibi spotlanıyor. Nereye giderse gitsin yeri belli oluyor. Şimdi geldik ultisine. Ultisini kullanabilmek için sıcak bir ceset bulmanız lazım. Sıcak bir cesetten kastım ne? Hani bu ceset round başında öldüyse gidip round sonu ultinizi kullanamıyorsunuz bu ceset üzerinde. Ölümün üzerinden çok geçmemiş olması lazım yani. Peki ulti ne işe yarıyor? Cesedin yanına gidip ultinizi kullandığınızda rakip takımdaki diğer tüm oyuncuların yerini bir saniyeliğine görüyorsunuz. Şu şekil kill'inizi aldınız diyelim. Gördüğünüz gibi 20 saniye içerisinde ultinizi kullanmanız gerekiyor. Süre bu şekilde işliyor. Ultinizi kullandığınızda gördüğünüz gibi bir saniyeliğine rakibin yerini gördünüz. Hatta bir saniyeliğinde değil yaklaşık 3-4 saniyeliğine gördünüz. Rakip takımdaki tüm oyuncuların yerini gösteriyor. Win. Show me where to go. Evet gençler, sıradaki karakterimiz Jett. Jett'in C'si smoke atmanıza yarıyor. C'sine bir kere bastığınız zaman şu şekil yakın bir mesafeye smoke atıyorsunuz. C'sine basılı tuttuğunuzda ise şu şekil gördüğünüz gibi uzak mesafelere atabiliyorsunuz. C'ye basılı tutuyorsunuz. Durmasını istediğiniz yerde de C'yi bırakıyorsunuz ve smoke istediğiniz yere gidiyor. Aynı zamanda şöyle bir şey de yapabilirsiniz. C ile smoke'unuz yoldayken mouse ile smoke'unuza yön verebilirsiniz. Yani şu şekil. Görüş kısıtlanıyor. Gördüğünüz gibi Allah'a emanet. Roberto Carlos'un frikik kolleri gibi yani smoke'a yön verebiliyorsunuz. Gelelim Jett'in Q'suna. Normal bir karakterin zıplama boyutu şu kadar arkadaşlar. Yani bu duvarın arkasını göremezsiniz. Fakat Jett'seniz Q'ya bir kere basarak gördüğünüz gibi uzun bir sıçrama yapabilirsiniz. Bunu genelde şu şekil kullanırlar. Sadece Q ile zıplayarak değil de Jett'e özel bir özellik olan boşlukta süzülme ile birlikte kullanırlar. Yani şu şekil Q ile zıpladıktan sonra boşluk tuşuna basılı tutarak yavaş bir şekilde süzülebilirsiniz. Havada asılı kalabilirsiniz. Q'ya bastık, ardından gördüğünüz gibi boşluk tuşuyla süzülerek bu şekil havada daha uzun süre kalabilirsiniz. Aynı şekil buradan da uçarak duvar üzerinden falan geçebilirsiniz. Boşluk tuşunu kullanmak için illa bu özelliği kullanmanıza gerek yok. Sıradan bir yerden atlasanız bile gördüğünüz gibi süzülebiliyorsunuz. Sınırsız aynı zamanda bu özellik. Gelelim Jett'in E'sine. Sizin ani kaçış yapmanızı sağlıyor arkadaşlar. Özellikle AWP oyuncularında çok kullanılıyor bu. Mesela midi kesiyorsunuz, tamam mı? Şurada bir düşman gördünüz. Iskaladığınız an hangi tarafa gitmek istiyorsanız o tarafın yönüne basarak, yani sağa gitmek istiyorsanız D'ye, sola gitmek istiyorsanız A'ya basılı tutarak aynı anda E tuşuna basıyorsunuz. Şu şekil gördüğünüz gibi A'ya basılı tutarak E'ye bastım, sola attı. D'ye basılı tutarak E'ye bastım, sağa attı. Bu deşi isterseniz bu şekil, geriye isterseniz bu şekil öne de atabilirsiniz. Ve gelelim Jett'in ultisine. Jett'in ultisini açtığınızda şu şekil bıçaklar elinize geliyor. Sol tık ile bıçakları tek tek fırlatıyorsunuz. Bu şekil. Sağ tık ile ise üçlü üçlü. Bu şekil üçlü üçlü fırlatabiliyorsunuz. Her bir bıçağınız 50 hasar veriyor. Yani tek tek atarsanız HS harici 3 bıçak tutturmanız gerekecek. Aynı zamanda Q'ya sadece bir kere böyle basıp zıplamaktan ziyade havadayken bir kere daha bastığınızda daha yukarı çıkabilirsiniz. Aynı zamanda Jett'in ultisiyle ilgili de şunu ekleyeyim arkadaşlar. Yani normalde silahların sekmesi olabiliyorsunuz. Fakat bıçakta gördüğünüz gibi aim'i nereye tutarsanız mouse'unuz gram oynamıyor. Hani aşağı falan, hani silahlarda spray atmanız gereken aşağı falan çekersiniz ya silahı.
Bunda hiç öyle bir şey yok. Mouse'u nereye tuttuysanız, yani sol tıkı spamleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi dümdüz mouse'u tuttuğunuz yere gidiyor. Şimdi gençler, geldik bir diğer karakterimiz olan Killjoy'a. Eğer Killjoy'u nasıl kullanacağınızı bilirseniz, tek başınıza bile bir site'ı tutabilirsiniz. En azından arkadaşlarınızın rotate atması için süre kazandırabilirsiniz. CS şu şekil sarmal bombalar atıyor. İlla bu sarmal bombanın yanında olmanıza gerek yok. Duvar arkası falan da gördüğünüz gibi aim'inizi oraya getirerek F tuşuyla patlatabiliyorsunuz. Peki bu sarmal bomba ne işe yarıyor? Şu şekil bir alan açarak bu alanın içerisindekilere çok ciddi hasar veriyor. Gelelim Q özelliğine. Şu gördüğünüz çember boyunca etki alanına sahip. O çemberin içine bir rakip girdiğinde tuzak patlıyor ve rakibin üzerine yapışıyor. Rakibin armorunu kırıyor, savunmasız hale getiriyor ve rakibin gerini gösteriyor. E'si şu şekil istediğiniz bir yere taret atmanızı sağlıyor. Bu taret gerçekten çok sinir bozucu. Özellikle pistol roundlarda pistolle sen tareti vurana kadar taret sana çok ciddi hasar vermiş oluyor bile. Aynı zamanda taret bir düşmanı gördüğünde ateş ettiği için info almış oluyorsun. Orada bir düşman olduğunu anlamış oluyorsun. Şu şekil gördüğün gibi taret sürekli tetikte. Ve son olarak ultisi de şu şekil arkadaşlar. Minimap'te gördüğünüz çember boyunca ultisi etki ediyor. Yere koyduktan sonra belli bir süre hak tanıyor rakibe kaçmak için. Eğer rakip kaçmaz ve süre bittiğinde ultinin etkisi altında kalırsa çok uzun bir süre boyunca etkisiz hale geliyor. Mermi falan sıkamıyor. Hiçbir şey yapamıyor yani. Yumrukla kalmış oluyor. Gidip öldürebiliyorsunuz. Ultinizi saldığınızda gördüğünüz gibi alttaki süre dolana kadar bu çember içinden çıkmaları gerekiyor. Evet gençler, sıradaki karakterimiz Omen. Hemen ilk özelliği olan C ile başlayalım. Ya şu sesleri çarpmayın bir arkada koyayım. Dikkat dikkat diye bağırıyor, bir şey anlatıyorum ya. C'sini kullandığınızda şu gördüğünüz işaretin olduğu kısma ışınlanıyorsunuz arkadaşlar. Mesela burayı seçtim, gördüğünüz gibi. Bu şekilde deminden şimdiye gelebiliyorsunuz. Bunu etkili kullanmak için şöyle yapabilirsiniz. Diyelim ki burada rakiple çatışmışsınızdır. Ve rakip sizin burada olduğunuzu biliyordur. Yani bu sol tarafa sıkıştığınızı biliyordur. Şu şekil sağ tarafa C'nizi atıp rakibin kurosunuzu bozabilirsiniz. Fakat sizin ışınlandığınızı duyabilir. Gelelim Omen'ın Q'suna. Bir nevi flash işlevi görüyor diyebiliriz. Rakibin görüşünü kısıtlıyor ve gerçekten çok etkili. En büyük özelliklerinden bir tanesi duvar içinden geçebilen bir flash olması. Ve Q'sunu bu şekilde saldığınız zaman gördüğünüz gibi o menzile giren düşmanlarınızı kör ediyor. Gelelim E'sine. E'si Smoke. Bunun için map bilginizin olması gerekiyor arkadaşlar, bu smoke'ları kullanabilmek için. Map'in bir maketini size çıkartıyor. WASD ile falan ilerletmiyorsunuz smoke, aman diyeyim. Karakterde yürür, bir an kendinizi site'da bulursunuz smoke atacağım diye. Sol tık ile ileri, sağ tık ile geri smoke'unuzu yönlendirebiliyorsunuz. Bu şekil gördüğünüz gibi istediğiniz kısımlara atabiliyorsunuz. Şu şekil smoke'unuzun ne kadar yukarı ne kadar aşağı düşeceğini de hesaplayabilirsiniz. Ona göre one way smoke falan da atabilirsiniz. Smoke'unuzu yerleştirdikten sonra E tuşuna bir kere basıyorsunuz ve biraz düşmesini beklemek zorundasınız. Gördüğünüz gibi smoke'unuz düşüyor. Ve gelelim son olarak Omen'ın ultisine. Ultisi ışınlanmanızı sağlıyor arkadaşlar. İstediğiniz yerden istediğiniz yere ışınlanabiliyorsunuz. Yani diyelim ki A'ya gireceksiniz ve A'nın çok kalabalık olduğunun farkına vardınız. Sürede bitiyor. B'ye yetişemeyeceksiniz vesaire vesaire. Bu kullanım alanlarını kendiniz özelleştirebilirsiniz. Ulti kullanım tuşuna basıyorsunuz ve gördüğünüz gibi map'te istediğiniz kısma ışınlanabiliyorsunuz. Şu şekil mesela B'nin backside'ını ışınlanalım. Bu şekil kısa bir süre içerisinde istediğiniz yere ışınlanabiliyorsunuz. Eğer siz ışınlanmadan henüz animasyondayken düşman sizi sıkıp öldürürse ultiniz iptal oluyor. Veya da kendiniz diyelim ki A'ya ışınlandınız. Işınlandıktan sonra burada bir rakip olduğunu gördünüz. Tekrar X tuşuna basarak ultinizi iptal edebiliyorsunuz. Şu şekil B'ye gittim. Diyelim ki rakip var. X'e bastım ve ultimi iptal ettim. Işınlanmaktan vazgeçtim. Oh, you wanna play? Let's play. Oyundaki bir diğer karakterimiz Phoenix. CS'i şu işe yarıyor. Belli başlı yolları kapatabiliyorsunuz. Yani şöyle, diyelim ki buradan şu tarafa geçeceksiniz. Fakat şöyle bir engel var. Hani buradan sizi birisi görebilir. Şu şekil CS ile yol yapabiliyorsunuz ve burayı kapatmış oluyorsunuz. Aynı zamanda bu alevin içine girdiğinizde sizi iyileştiriyor.
canınız yeniliyor yani. C'sini illa az önce gösterdiğim şekilde dik atmanıza gerek yok. İsterseniz mouse ile yön devirebilirsiniz. Şu şekil. Gördüğünüz gibi. Falsolu bir şekilde de atabilirsiniz. Q'su flash topu atmanıza yarıyor. Mouse'un sol tuşuna basarsanız flash'ı sol tarafa, mouse'un sağ tuşuna basarsanız ise flash'ı sağ tarafa atıyor. Özellikle şu şekil duvar arkalarından şöyle attığınız zaman önünüze doğru flash pikler çok etkili oluyor. Gelelim E'sine. Aynı Brimstone'da olduğu gibi klasik oyunlardaki Molotov işlevini görüyor. Yani bunu attığınız kısımda bir düşman varsa oradan çıkmak zorunda, yoksa yanarak ölecek. Aynı zamanda normal bir Molotov'dan farkı şu. Normal bir Molotov sizin de canınızı götürürken, bu içine girdiğinizde sizin canınızı yeniliyor. Aynı C'sinde olduğu gibi. Bu ikisi de sizin canınızı yeniliyor arkadaşlar. Fakat takım arkadaşlarınıza hasar veriyor, dikkat edin. Ve son olarak ultisi ise şu şekilde. Kendisinden bir tane klon yaratıyor. Ve belli bir süre içerisinde bu klonu kullanabiliyorsunuz. Rakiplerinize ateş edebiliyorsunuz. Şu şekil. Gördüğünüz gibi ultimize geçtik ve oradaki bar boyunca düşmanlara saldırabiliyorum. Aldığım killer sayılıyor. Hani herhangi bir sıkıntı yok. Normal saldırı modunda ilerliyorsunuz. Ultiniz bittiğinde ise tekrar karakterinize dönüyorsunuz. Diyelim ki canınız 5. Ultiye geçip tekrar ultiden karakterinize geçtikten sonra canınız fulleniyor. Haberiniz olsun. Let's start this party. Evet gençler, şimdi sıradaki karakterimiz Raze. Raze'in C'si hem info almak hem de rakibe hasar vermek adına bir robot yolluyor. Bu robot rakip gördüğü zaman kilitleniyor ve üstüne doğru hızlı bir şekilde ilerliyor. Diyelim ki bu robotu attınız ve ilerliyor, herhangi bir saldırı gerçekleştirmedi. O zaman o bölgede rakip yok demektir. Böylece info da toplayabiliyorsunuz. Rakip eğer bu robotu vuramaz ve robot rakibin üzerine gidip patlarsa çok ciddi hasar veriyor. Hatta öldürebiliyor rakibinizin canına göre. Raze'in Q'su patlayan bir çanta atmanızı sağlıyor. Çantayı attıktan sonra belli bir süre içerisinde patlamasını bekleyebilirsiniz veya da Q tuşuna basarak kendiniz patlatabilirsiniz. Sizi ileri veya havaya fırlatabiliyor. Atıyorsunuz. Gördüğünüz gibi size ileri boostluyor. Veya da işte şu kutuya çıkmak istiyorsunuzdur, atıyorsunuz. Bu şekilde zıplayarak bu kutuya çıkıyorsunuz. Rakibinizin beklemediği bir açıda olmuş oluyorsunuz. Aynı zamanda bu çantayı çok etkili kullananlar var, ben yapamıyorum. İlk çantayı atıp zıpladıktan sonra... Evet. İlk çantaya atıp zıpladıktan sonra hızlı bir şekilde havadayken aşağı bir çanta daha atıp onu da patlatıyorsunuz. Ve daha uzak yerlere uçmuş oluyorsunuz. Gördüğünüz gibi attınız, zıplattınız, attınız, bir daha zıplattınız vesaire vesaire gibisinden. Dediğim gibi ben çok yapamıyorum. Raze'in E'si renk tesirli bomba olarak geçiyor. Bombayı attığınızda bir kere patlıyor. O patlayışta bir hasar veriyor. Bir de patladıktan sonra 5-6 parçaya ayrılıyor ve tekrar patlıyor. Yani full canlı bir düşmanı bile çok rahat öldürmenizi sağlıyor. Şu şekil gördüğünüz gibi önce normal patlıyor. Bir de 4-5 parça ayrılıp öyle patlıyor. Ve gelelim Raze'in ultisine. Raze'in ultisi size bir füze veriyor. Bu füzeyi rakibinizin yakınına tutturduğunuzda %100 olarak öldürmüş oluyorsunuz. Gördüğünüz gibi ultisine geçtim. Yakın bir yere attım ve çok etkili bir şekilde ultimi kullanmış oldum. Bu ultiyi attığınız bölümde 5 kişi varsa 5'i de ölüyor arkadaşlar. 3 kişi varsa 3'ü ölüyor vesaire vesaire. Çok etkili gerçekten. Are those our enemies? This won't take long. Karakterimiz Reyna. Reyna'nın C'si şu işe yarıyor. Her karaktere bir şekilde flash eklemeyi başarıyorlar. Buna da flash gözüyle bakabiliriz. Bu gözü attığımızda düşman bu gözün menzilindeyse kör oluyor. Göz bitene kadar veya da gözü vurana kadar körlüğü devam ediyor. Göze birkaç mermi sıktığı zaman devre dışı bırakabiliyor yani. Şu şekil attığınızda gördüğünüz gibi belli bir saniye orada kalıyor. Ve buna bakan düşmanlar kör oluyor. Reyna'nın E'si şu işe yarıyor arkadaşlar. Bir rakibi öldürdüğünüzde E tuşuna basarak bulunduğunuz bölgeden ruhani bir şekilde kaçmanızı sağlıyor. Yani hızlı bir şekilde konum değiştiriyorsunuz. Bunu en çok double pick yediğinizde trade vermemek için yapabilirsiniz. Rakibi öldürdük, E'ye bastık. Gördüğünüz gibi bu şekil ortalıktan uzaklaşabilirsiniz. Q'su ise şu işe yarıyor arkadaşlar. Bir düşmanı öldürdüğünüzde Q tuşuna basarak canınızı ve armorunuzu yenileyebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi canım 56. Düşmanı öldürdüm. Q'ya bastım ve canımı, aynı zamanda da armorumu fulledim. 100 can 50 armor şeklinde. Bunu her öldürdüğünüz düşmandan sonra yapabiliyorsunuz. Şimdi gençler gelelim Reyna'nın ultisine. Ultisinin marifetleri saymakla bitmez. Ultisindeyken düşmanları kırmızı bir şekilde belirgin olarak görüyorsunuz. Aynı zamanda ultideyken bir düşmanı öldürdüğünüzde canınız otomatik olarak fulleniyor. Recoiliniz olmuyor. Spreyiniz çok düzgün gidiyor. Hızlı sıkıyorsunuz.
hızlı bir şekilde reload atıyorsunuz vesaire vesaire, çok fazla avantajı var. Gördüğünüz gibi normalde düşmanlar bu şekil gözüküyor. Ultime geçtiğimde ise bu şekil daha net bir şekilde düşmanları görebiliyorum. Canım şu an 56. Öldürdüm ve otomatik olarak canım ve armorum yenilendi gördüğünüz gibi. Canım tekrar azaldı. Onu da öldürdüm ve canım yine fullendi armorumla birlikte gördüğünüz gibi. Gerçekten çok güçlü ultilerden bir tanesi. I am both shield and sword. Evet gençler, gelelim Sage karakterine. Sage karakterinin C özelliği şu şekil duvarlar örmenizi sağlıyor. Bu duvarı ördüğünüzde rakibin girmesi muhtemel olan yerleri kapatmış oluyorsunuz. Bu duvarlar mermiyle sıkarak kırılabiliyor. Elinizde duvar varken C tuşuna basarak şu şekil yönünü değiştirebiliyorsunuz. Sağ tıka basılı tutarak şu şekil daha detaylı bir yön verme olayına geçebiliyorsunuz. Evet gençler, şimdi Sage'in Q'sundayız. Q'su yere buz fırlatıyor ve rakibin yavaşlamasını sağlıyor. Aynı zamanda rakip o buzun içerisinde yürürken bir ses çıkartıyor ve info alıyorsunuz. Şu şekil gördüğünüz gibi buzumuzu fırlattık ve kapladığı alan bu şekil gayet geniş bir alanı kapsıyor ve rakibin ne kadar yavaşladığını görüyorsunuz. Aynı zamanda sürekli ses çıkartıyor. Sage'in E'si takım arkadaşlarınıza veya kendinize can vermenizi sağlıyor arkadaşlar. E tuşuna bastığınızda sol tık ile istediğiniz bir takım arkadaşına can verebiliyorsunuz. Sağ tık ile de kendinize can veriyorsunuz. Bu şekilde. Canınız bir anda yükselmiyor. Belli bir süre içerisinde yükseliyor. Ve gelelim Sage'in ultisine. Round içerisinde ölmüş bir arkadaşınızı tekrardan ayağa kaldırmanızı sağlıyor arkadaşlar. İbrahim Bey, davuğu bayıltalım. Gördüğünüz gibi takım arkadaşınız öldü. Fakat reenkarnasyona inanan birisiniz. Ultiniz sayesinde takım arkadaşınızı geri canlandırabiliyorsunuz. İstiyorsa takım arkadaşınız roundun en başında ölsün, gidip roundun en sonunda bile kaldırabiliyorsunuz. Herhangi bir süre sınırlaması yok. Ultinizi kullandığınızda Sage, dostlarımı yok edemezsin diyor. Karşı takım da bu cümleyi duyduğu için muhtemelen dostlarını diye bir tepki vereceklerdir. Haberiniz olsun, ona alışın. Yani en azından biz genelde öyle diyoruz. Cesedin yanına gidip ultinizi kullandığınızda takım arkadaşınızı full can bir şekilde tekrardan ayağa kaldırabiliyorsunuz. Aynı zamanda silah da elinde oluyor. I have to protect this land, Sage. Şimdi gelelim Sky karakterine. Sky karakterinin C'si takım arkadaşlarınıza heal vermeyi sağlıyor. Fakat Sky ile kendinize can basamıyorsunuz arkadaşlar. Yakınınızda birden fazla takım arkadaşınız varsa aynı anda hepsine can verebiliyorsunuz. Fakat can verme hakkınız sınırsız değil. Tabii ki belli bir süre sonra bitiyor. Sol tıkı basıp tutarak gördüğünüz gibi şu çember içerisine giren tüm takım arkadaşlarınıza can vermiş oluyorsunuz. Şimdi gelelim Sky'ın Q'suna. Sky'ın Q'sunda bir kurt yolluyorsunuz ve bu kurt sayesinde hem info alırken hem de rakibin üzerine atlama şansınız oluyor. Rakip mermi sıkarak sizi devre dışı bırakabiliyor. Fakat eğer sıkamazsa, üzerine atlarsanız onu sersemletmiş oluyorsunuz ve 30 can hasar vermiş oluyorsunuz. Şu şekil kurtumuzu saldık. Sol tıkla rakibin üzerine bu şekil atlayabiliyorsunuz. Şimdi gençler, Sky'ın aynı zamanda flashları da var. E özelliği. Mouse sol tık ile atıyorsunuz ve sol tıka basılı tutarak yön verebiliyorsunuz. E tuşuna tekrar bastığınızda ise flashınızı patlatıyorsunuz. Şu şekilde gördüğünüz gibi yukarı aşağı istediğiniz gibi yönlendirebiliyorsunuz. E'ye tekrar bastığınızda patlatabiliyorsunuz. Mesela mide çıkacaksınız. Kuşunuzu atıp şu şekilde sağa doğru yön verip patlattığınızda düşmanı kör edebiliyorsunuz. Aynı zamanda size kör oldu diye bir info veriyor ve orada düşman olup olmadığını anlayabiliyorsunuz. Diğer flashlardan farkı bu. Şimdi gelelim Sky'ın ultisine gençler. Ultisini attığınız etrafa 3 tane kurt gibi bir şey oluyor. Ve bu kurtlar düşmanın nerede olduğunu size gösteriyor. Yani info veriyor. Aynı zamanda eğer düşman bu kurtları vuramazsa, yani düşmanın üstüne atlarlarsa, aynı Q özelliğinde olduğu gibi sersemletiyorlar belli bir süreliğine. Şu şekilde ultisini saldık. Ve gördüğünüz gibi düşmanın nerede olduğunu size söylüyor ve onu sersemletiyor. Wherever they run, I will find them. Gelelim bir diğer karakterimiz olan Sova'ya. Sova'nın C'si ile bir tane drone yolluyorsunuz ve bu drone sayesinde info alabiliyorsunuz. Aynı zamanda rakibi işaretleyip takım arkadaşlarınızın da o rakibin yerini görmesini sağlayabiliyorsunuz. Şu şekilde sol tıkla atıyorsunuz. Belli bir süresi var. Bu ortadaki imleci getirdiğiniz zaman tekrar C tuşuna basarak çıkabiliyorsunuz ve gördüğünüz gibi rakibin yerini belli etmiş oluyorsunuz. Sova'nın Q'su bir şok oku atmanızı sağlıyor. Bu şok oku attığınız yerde düşman varsa, düşmana isabet ederse hasar vermiş oluyor.
şu şekil bir menzili var. Gördüğünüz gibi o çemberin içindeyse düşmanınız hasar yiyor. Gelelim sovanın E'sine. Sovanın E'si de bir görüş oku. Oku attığınız zaman 3 kere bir tarama gerçekleştiriyor. Ve eğer okun görüş alanında düşman veya düşmanlar varsa onların yerini açığa çıkarıyor. Aynen şu şekil. Gördüğünüz gibi saplandı. Buldum. Ve düşmanınız yerini size gösterdi. 3 kere tarama yapıyor. 3'ünden sonra taramayı bırakıyor. Bu okları atarken illa böyle attığınız duvara saplansın istemiyorsanız şu şekil bir şey yapabilirsiniz. Sağ tık ile gördüğünüz gibi sekme 1, sekme 2 diye dolduruyorsunuz. Bunu 1 yaparsanız 1 kere sekip saplanacak. 2 yaparsanız 2 kere sekip saplanacak. Mesela 1 yaptım. Bu duvara attım. Çarpıyor. Gittiği yerde saplanıyor. 2 yaptığınızda ise attık. Çarptı, çarptı. Sonra saplandı. Bunun aynısı şok oku için de geçerli. Sova'nın ultisinde ise arkadaşlar duvar içinden geçebilen, çok uzun mesafelere gidebilen bir hasar oku fırlatıyorsunuz. Bunu rakibinizi ilk tutturduğunuzda yeri gözüküyor. Aynı zamanda hasar yemiş oluyor. İkinci tutturuşunuzda ise ölüyor. Şu şekil. Gördüğünüz gibi geri belli oldu. İkinci tutturuşumda ise öldü. Bunu toplamda 3 kere atıyorsunuz. Gelelim bir diğer karakterimiz olan Viper'a. Viper'ın C'si şu şekil. Molotov işlevi gören zehirler atmanızı sağlıyor. Şu şekil mesela girişe bırakabiliyorsunuz ve bunun içerisine giren düşmanınızın canı azalıyor. Q'su smoke tarzında bir zehir atmanızı sağlıyor arkadaşlar. İlk önce bu şekil yere atıyorsunuz. Ardından Q tuşuna bastığınızda bunu aktif edebiliyorsunuz ve bir yandan smoke işlevi görürken bir yandan da bunun içine giren düşmanlarınızın canı azalıyor. Fakat tamamen ölmüyorlar. Canları 1'e geldiği zaman duruyor. Yani birden aşağı inmiyor, öldürmüyor yani. Smoke'unuzun içinden çıktığı zaman ise canı tekrar dolmaya devam ediyor. Q'ya basarak isterseniz tekrardan zehirinizi devre dışı bırakabiliyorsunuz. Gelelim Viper'ın E'sine. Aynı Phoenix'te olduğu gibi bir duvar çekmenizi sağlıyor. Fakat çok daha uzun bir duvar ve duvar içlerinden geçebiliyor. Mesela A'ya gireceksiniz. Buradaki kapı tarafını kapatmak istiyorsunuz. Şu şekil. Buradan zehirinizi salıyorsunuz. Ve E tuşuna bastığınız zaman bunu aktif edebiliyorsunuz. E tuşuna bastınız. Bunu aktif ettiniz. Ve gördüğünüz gibi bu tarafı komple kapatmış oldunuz arkadaşlar duvar içerisinden. Tekrar E'ye bastığınızda ise bunu indirebiliyorsunuz. Yine tekrar E ile aktif edip zehirinizi açabiliyorsunuz. Ve gelelim Viper'ın ultisine arkadaşlar. Çok geniş bir alana zehir yayıyor. Ve bu zehir içine giren düşmanlarınızın canı yavaş yavaş azalmaya başlıyor. Canları 1'e indiği zaman duruyor. Yani birden aşağı inmiyor, ölmüyorlar. Fakat şöyle bir avantajınız oluyor. Kıpkırmızı bir şekilde düşmanlarınızı yanarken görebiliyorsunuz. Yani onlar sizi o zehir içerisinde zor bir şekilde ayırt ederken siz çok rahat bir şekilde ayırt edebiliyorsunuz. Şu şekil. Ultinizin merkezini seçiyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi çok net bir şekilde buranın içine giren düşmanınızı seçebiliyorsunuz. O sizi fark edene kadar onu öldürmüş oluyorsunuz. Aynı zamanda yakın bir mesafeye kadar girmesi gerekiyor. Sizi görebilmesi için. Yani ta bu zehrin diğer ucundan sizi göremiyor. Gördüğünüz gibi belli bir mesafeye gelmesi lazım. Sonra kayboluyor. Bu ultiniz siz ölene kadar veya da belli bir süreliğine bu zehrin içinden çıkana kadar bitmiyor arkadaşlar. Round boyunca devam ediyor. Mesela zehrin içinden çıktım. Gördüğünüz gibi bir bar doluyor. Bu süre içerisinde tekrar girmen gerekiyor buraya diyor. Eğer girmezsen ultin bitecek diyor. Eğer girersen ultin devam ediyor. Girmezsen gördüğünüz gibi ultiniz bitiyor ve zehir perdeniz iniyor. I'll fight anybody. I'll fight everybody. Gençler şimdi oyuna son eklenen karakterimizle birlikteyiz. Henüz oyun içerisinde açamadığımız için poligonda göstermeye karar verdim. Hızlı bir şekilde bu karakterimizi de anlatalım. Bu karakterimizin ilk özelliği olan C özelliği fake bir şekilde ayak sesi vermenizi sağlıyor. Şimdi bunu iki türlü kullanabilirsiniz. İlki şu, C'ye basıp özelliği elinize aldınız. Sol tıka basıyorsunuz ve sanki o yöne gidiyormuş gibi bir ayak sesi çıkartıyorsunuz. Dikkatli bir şekilde dinleyelim. Yem çıktı. Gördüğünüz gibi bu şekilde rakibi şaşırtabiliyorsunuz. Veya da diyorsunuz ki ben bunun hemen ilerlemesini istemiyorum. C tuşuna basıyorsunuz. Sağ tık ile istediğiniz bir kısma bunu sabitliyorsunuz. Ve istediğiniz bir yerden crosshair'ınızı bunun üstüne getirip F tuşuna basarak etkinleştirebiliyorsunuz. İkinci özelliği olan Q özelliği. Q'su flash. Artık Valorant'ta sanırım bütün karakterlerin flash olacak bundan sonra gelen tahminime göre.
Çünkü çok seviyorlar flash eklemeyi. Fakat gerçekten çok da gerekli bir özellik. Normal flashlar gibi havada patlayan bir flash değil. Yani şu şekil, bağımsız bir flash değil. Mesela bunu gökyüzüne attığınızda bu flash patlamıyor. Tekrar atalım. Gördüğünüz gibi patlamıyor. Boşluğa doğru gidiyor. Bu flash'ı patlatmanız için herhangi bir duvara çarptırmış olmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi duvara çarptı ve orada patladı. Bir daha yapalım. Bu şekil herhangi bir duvara çarptırmadan flash'ı patlatamıyorsunuz. Gelelim bir diğer özelliğine, E'sine. Yine iki çeşit kullanım şekli var. Mesela sol tıka bastınız. Gidebildiği yere kadar gidiyor. Hani herhangi bir duvara çarpana kadar falan. Bir tane duvara çarptığı zaman duruyor. Gördüğünüz gibi teleportun içine girdi. Tekrar E'ye bastığınızda ise özelliğinizin gittiği yere, portalın gittiği yere ışınlanıyorsunuz. Bu dediğim gibi herhangi bir duvar falan gördüğü zaman çarpıyor duruyor. Tekrar yapayım. Sol tıkla gönderdiniz. Orada gördüğünüz gibi bir duvar var. Çarptı ve orada durdu. E'ye bastığınızda buraya ışınlanıyorsunuz. Bir de şöyle bir şey var. E'ye bastığınız özelliği elinize aldınız. Sağ tık ile buraya sabitlediniz. Portalınızı buraya koydunuz. Siz başka bir yere gidiyorsunuz. Ta portaldan geçtim. Bakın neredeyse A ile B arasındaki fark kadar uzak bir yerdeyim. E'ye bastınız, portalı bıraktığınız yere tekrardan ışınlanıyorsunuz. Çok güçlü bir özellik gerçekten. Ve gelelim son olarak ultisine. Eğer ultinizin kapsama alanına girmediyse düşmanlar sizi görmüyorlar. Hayalet gibi yanlarını dolaşabiliyorsunuz ve ultiden çıktığınız zaman onları avlayabiliyorsunuz. X'e bastınız, ardından sol tıka basılı tutarak ultinize geçiyorsunuz. Gördüğünüz gibi bir mavi çember var. Hani görüyorsunuz oradaki çizgileri. O çizginin içerisine girdiyse düşmanınız sizin ultinizi görebiliyor. Fakat girmediyse, o çizginin dışındaysa, yani şu kutuyu düşman olarak varsayın, şu an sizi görmüyor. Ultinizden çıktığınız zaman X'e basılı tutarak tekrar ultinizden çıkıyorsunuz. Ultinizden çıktığınız zaman avlayabiliyorsunuz. Arkasına falan bile dolanabiliyorsunuz. Fakat ultinizdeyken bu mavi çemberin içerisine düşmanınız girdiyse, yani bu kadar yakınlıktaysanız, sizi görüyor ve ultiden çıktıktan sonra sizi vurabilir. Ultiniz işe yaramayabilir. Valorant'taki tüm ajanlar ve özelliklerin anlatımı bu kadardı arkadaşlar. Umarım video işinize yaramıştır. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. İyi günler, eğlenceler.